Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün de yukarıda gördüğünüz üzere Kia bayisini beraberce gezeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelin isterseniz 2024 30 Mayıs'ta Kia bayisinde hangi araçlar var ve fiyatları neler beraberce inceleyelim. Arkadaşlar Kia bayisinin önündeyiz. Bursa Şentürk bayisindeyiz arkadaşlar. Bu ceratolar da eski kasası, bir alt kasası çok tutuldu da bu kasa tutulmadı ya. Hani bir alt kasasını çok seviyorum. Hani 1.6 dizel 130'luk var ya, bunun bir alt kasası. 7 ileri otomatik, tam otomatik. Onlar çok güzel arkadaşlar. Şöyle Kia bayisine beraberce inelim. Sağ tarafta sportajcilerimiz, sol tarafta da burada da yeni Niro mu ya bu? Niro galiba bu. Yeni Niro'muz var. Arkada da Niro'lar var. Burada da Jet'ler var arkadaşlar. Yavaştan içeri geçelim. Kia beni gerçekten çok şaşırttı. Neden şaşırttı? Şimdi yeni çıkardığı EV9, EV6 ekstra olarak, şu EV3'ü de EV6 elektrikli araçlarıyla gerçekten piyasaya girdiler. Hele hele bu EV9'u gördüğüm zaman çok şaşırdım. Neden çok şaşırdım? Aracın heybeti beni çok şaşırttı arkadaşlar. Çok büyük. Gerçekten çok büyük. Şöyle yavaştan Kia bayisini beraberce gezelim. Hem de fiyatları görmüş olalım. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızda bazen heyecanlı konuşmuş olabiliyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Şöyle aracın yan tasarımı da gayet güzel. Kapıları da otomatik. Kocaman araba şu kapıları falan. Çok ağır. Jantlarını beğenmedim arkadaşlar. Siz beğendiniz mi jantları? Bu olmamış. En azından şu sağdaki gibi, Eyva altındaki gibi koysalar da daha güzel olurdu. Ama bu da kesinlikle rüzgar direnciyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama biraz tasarım da benim için önemli. Şöyle yan tasarımı doğru geçtiğimiz zaman şu aracın şurasının büyük olması, kasvetli durması çok daha sportif bir hava katmış. Bu arabayı ben Range Rover'a benzettim ya, bu şeyler var ya. Aynı ona benziyor. Carvizer de aldı zaten bu arabadan. Aynı Range Rover'lara benziyor bu araba. Range Rover yerine alınacak arabalardan bir tanesi. Bak şimdi düğmesi var mı bunun? Heh. Bastığınız zaman da açılıyor. Yeni Kia amblemi var arkadaşlar bütün araçlarda. 7 koltuklu bir araç. Yani çok fazla bu araç hakkında çok detaylı bilgiye sahip değilim ama gerçekten yani bu videomuz bizim bayi gezme videomuz. Bayimizde hangi araçlar var? Fiyatları neler? Bunları beraberce görmüş oluyoruz. Ama aracın arka kapısı ön kapısı kadar, yani bizim arabanın Jetta'nın ön kapısı kadar var yani. Soğutması, ısıtması her şeyi var. Yani gerçekten makam otomobili diyebilirim. Her şey elektrikli. Koltuklar çok kaliteli. İç yaşam kalitesi çok kaliteli. Burada da bir sunroofumuz var. Burada da bir sunroofumuz var. Hani araç çok çok güzel bir araç arkadaşlar. Çok güzel bir araç. Ben bu aracı çok beğendim. Şöyle kapıyı açtığımız zaman da geri gidiyor koltuklar. Gayet güzel. Çok büyük bir araçta gittiğinizi hissedebiliyorsunuz. 4 milyonluk bir fiyatı var. Güzel bir araç tabii. Burada detaylı videolarını zaten YouTube'dan izleyebilirsiniz. Gayet güzel yani, bu arabayla anlat bitmez ki. Her şeyini anlatsan ben bunu anlatma bir saat sürer benim bunu anlatmam. Zaten bunu anlatmak için benim bir saat, bir buçuk saat çalışmam lazım. İşte motoru ne, menzili kaç, o kaç, bu kaç vesaire vesaire. 4 milyonluk bir fiyatı var. Şöyle yavaştan sol tarafa doğru ilerleyelim. Sonra binek otomobillerimize geçeceğiz. Burada da bir EV6'ımız var arkadaşlar. Bu da 2250. Bu da özelliklerini vermiş arkadaşlar. Bu da elektrikli bir araç. 484 km menzile sahip olduğunu söylüyor. Yanlış söylemiyorsam. Mesafe ediyor. Bileşik mesafe 484 km. Şunun da mesafesine bakalım. Bunun da 563 km mesafesi var diyor. Hani bu arabanın heybetliğine göre, büyüklüğüne göre bence güzel bir menzili var. Şöyle EV6'nın da içine geçelim. Bu araç çok satılıyor arkadaşlar. Hele hele İstanbul'da bu aracı çok görüyorum. Şöyle bindiğiniz zaman gerçekten tasarım konusunda, renklendirme konusunda gayet güzel olmuş. Kia'nın bu tasarımlarını beğeniyorum. Malzeme kalitesi de kötü değil kesinlikle. Güzel bir malzeme kalitesi var. Dokunduğunuz her yer kaliteli. Çok da piyano bilek kullanılmış biraz. Çizilebilir buraları ama gayet güzel. Ben bu aracın hem şu tasarımını, buraya eşyalarınızı rahat bir şekilde koyabilirsiniz, geçiş sağlayabilirsiniz. Çantanızı vesaire vesaire. Güzel bir araç arkadaşlar. Tabii bizim ülkemizde bu araçta tutuluyor mu? Evet tutuluyor ama daha çok işte Jet'ler, Stonic'ler, Cerato'lar, Sportage'ler biraz daha ön planda. Yavaştan bu da 3250, bunun fiyatına geçeyim. Ülkemizde bir elektrikliğe karşı biraz daha artış olduğunu söyleyebilirim. Burada da 1000 liramız var. Eski Niro'ları mesela çok fazla tutmadı ama bu 1.620'de bu araba alınacak araba Niro. Kilometreye bakalım. 460 km menzili var. Ben de gayet 1.600 fiyatına göre menzili de gayet iyi. Yani bu arabaların iç tasarımı falan güzel ha. Malzeme kalitesi falan bak. Güzel yani bu araçlar arkadaşlar. Bak şurasına biraz şey yapmışlar ama bütünlük sağlasın diye.
kesinlikle güzel olduğunu söylüyorlar. Kia'nın arabalarını ben beğeniyorum ya. Kia'yı kullananlar hani gerçekten Kia'nın şeyi var yani, böyle bir kitlesi var. Ben beğeniyorum. Fiyatları da gayet güzel yani. 1.620'ye bence bu alınacak arabalardan bir tanesi. Şöyle arka tasarımda gayet güzel. Tabi biraz daha güzel yapılabilirmiş. Ama 1.620 liraya alınacak arabalar. Şöyle buraya geçtiğim zaman da Kia Jet Station Wagon var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 1.660 lira. Bu da alınacak rakam. Bu dizel mi geliyor, benzinli mi geliyor arkadaşlar? Hibrit diyor bak. Benzinli hibrit diyor. 1.620'ye eğer dizel veriyorlarsa bu paraya alınır bu araba. Yani normalde ben dizeli kafamda bitirdim de bu arabalarda da dizel güzel oluyor şimdi. Yalan yok. Kia'nın 1.6 dizel 136, Opel'in 1.6 dizel 130'lukları falan çok güzel arkadaşlar. Yani o motorlar harbi diyorum sana çok güzel ya. Bak Cerato'nun mesela 1.6 dizeli vardı ya, bir alt kasa 2000 ayı. O çok güzel abi. Çok manyak yürütüyor arabayı. 240, 200 yani 230, 220, 230 deviriyorsun. Torklu makine yani. Bir de şimdi buna 1.6 dizel koysalar büyük ihtimalle bu da 1.6 dizel. Güzel yani, ben bu arabayı beğeniyorum. Malzeme katısı falan yumuşak baktığınız zaman. Ekranı falan yumuşak. Tabii EV6, EV9'un ekranı, iç tasarım çok daha farklı. Şimdi ondan inip buna binince biraz daha insan afallıyor ama vites topuzlarının yeri olsun, elektronik park frenin yerleri olsun gayet güzel. Kesinlikle kötü bir algı yok. Arabayı bindiğiniz zaman kaliteli bir arabada oturduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Sürüş dinamiği de güzel. Yerli araba gibi değil. Kesinlikle söyleyeyim. Cerato'ları falan kullandım. Jet'te kullandım. Cerato çok güzel. Cerato'yu çok beğeniyorum. Hatta bir şeyden önce, jet almadan önce çok Cerato bakıyordum. Biraz dizel Cerato bakıyordum. Arkadaşlarım tipini beğenmiyordu benim o arabanın da. Mesela Cerato'lar için. Ben beğeniyorum abi. Çok güzel yani. Tipi tamam, çünkü tipi çok şey değil. Jet'te gibi durmuyor ama sürüş dinamiği bakımından çok güzel araba yani. Hem torklu olduğu için, hem sizi yorumlara bakın. Ben yorumları yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Kesinlikle Cerato nasıl araba? Kia'da alınacak arabadan bir tanesi Cerato yani. Sportage daha ara. Burada da 1.550 liraya bir fiyatı var. Bu 1.550 normal X-Jet. Sur Station bu 1.660. Ben bunu alırım abi. Ben bunu alırım abi Station. Ben büyük hastalığı var bende biliyorsunuz. Genel olarak zaten iç tasarımları aynı. Yani güzel arkadaşlar. Kia'nın arabaları güzel. Ben beğeniyorum. Fiyatları da güzel. 1.600 liraya. Şimdi Volkswagen'den geldim. 1.300 liraya falan Polo veriyorlar. 1.400 liraya falan. 1.600 liraya T-Cross veriyorlar. Trok veriyorlar. 1.600 liraya 1.820 Trok veriyorlar. Tabii X-Jet almak yerine belki de Trok alınabilir mi? Alınabilir. Burada da bir jetimiz var arkadaşlar. Bu Jet Station, Jet X-Jet SUV. Bu da normal jet şey. Golf 8 de aynı paraya büyük ihtimalle. Bu da 1.500 lira. Bu da gördüğünüz üzere bu benzinli mi dizel mi ya? Nerede yazıyor bu? Ben göremiyorum arkadaşlar. 1.5 DDG DCT diyor. Büyük ihtimalle bu benzinli. Benzin diyor, benzinli. Bak burada yazıyormuş zaten. 1.500'e bence güzel arabalardan bir tanesi bu da. Tasarım falan güzel de şimdi bu araba mı, Golf 8 mi? Git gel yaşıyor insan. Git gel yaşıyor abi. 1.5 milyon. Bu da biraz. Golf 8'de 1.5 lira vardır ya. 1.0. Bir git gel yaşıyor ama bu araba da Golf 8'i aratacak araba değil yani. Golf 8 tabii de biraz daha güzel bir araba ama bu da kötü bir araba değil. Kesinlikle kötü bir araba değil. Kia'nın hiçbir arabası kötü değil zaten. Kia'nın arabaları genel olarak hem malzeme kalitesi olarak hem sürüş olarak bence gayet iyi. Buradaki malzeme kaliteleri falan gayet güzel yani. Tıkır tıkır bak, şeyler falan çok güzel. Cam açma düğmeleri falan çok güzel. Malzeme kalitesi, piyano bilekler, buradaki düğmeler mesela bak hiç boş değil buraları. 360 parkı var, sport modu var. Yani en azından sana bazı şeyleri sunuyor Kia. Bu sınıfta bu özellikleri sunmayan araçlar da var. Arkası da gayet güzel. Bak bu şaftınırlı Golf'taki gibi değil. Volkswagen'daki gibi değil. Çok daha düşük. Aynı Toyota'ların Corolla'ları gibi. Bak böyle yapabilirsin. Volkswagen'de eleştirdiğim bir konu mesela abicim. Yani çünkü biz 5 kişi biniyoruz arabaya. 5 kişi 6 kişi yeri geliyor. Aile olarak bindiğimiz için orası biraz sıkıntı olabiliyor. Her neyse şöyle Picanto'ya bakalım. Picanto da bence 850 liralık fiyatıyla tercih edebilecek bir arabalardan bir tanesi. 1.0 benzinli otomatik. 850 bin liraya otomatik bir araba alıyorsunuz. Bu arabayı da mesela ben kullandığım zaman çok beğendim. Tabii vites geçişleri biraz şey bunda. Robotize şanzıman olduğu için sallıyor ama şeyde garantide kiraladım ben bunu. İstanbul'da Moda kiraladım. Garanti Moda kiraladım. Şey, vitesleri böyle biraz belli ediyor geçerken ederken ama otomatik bir araba biliyorsunuz. Bence alınacak arabadan bir tane 850 bin lira yani bence şu an bir eve 80 90 milyar para giriyorsa bir senede bu arabayı alabiliyorum. Hesabı vurduğun zaman. Karılı kocalı çalışsam mesela. Mesela örnek veriyorum. Ben de hep ondan örnek veriyorum. Toplu para oradan geliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani alınabilir yani. Demek istediğimi anladınız mı? Hani bu arabayı alırsın. Tabii bu arabayı ben tercih etmem ama alınabilir.
Burada da bir Cerato'muz var. Gördüğünüz üzere. Abi bu Cerato'lar da çok güzel de. Bunun fiyatına bakalım. Burada da arabalar var. Sportage'e doğru gideceğiz. 1.285 lira bir fiyatı var. Bence bu da tercih edilebilecek bir otomobillerden arkadaşlar. Tabii bunları almak yerine yani insanlarımız biraz daha çok Focus'a yöneliyor. Bu kasa için söylüyorum yani şu dönemde. Focus'a yönelen var mesela. Focus sedan'a yönelen var. İşte bu paraları Egea dizel otomatik alan var. Ne bileyim Corolla alan var mesela. 1.300 lira falan Corolla alan var ama Cerato bu kasasıyla tutulmadı. Yani bu kasayı Cerato satamadı. Açık konuşalım, satamadı. Yorumlara yazın. Bunun alt kasası cayır cayır satılıyor abi. Cayır cayır satıyor abi araba. Bunun alt kasası. Tamam şu an piyasa biraz bitik. Hiçbir arabanın satımı yok. Ama bir piyasa açılsa var ya o arabanın satı falan yani alt satı devam eder yani. Kia'nın mesela bu Cerato'sunun bir alt kasasının bundan önceki Cerato'larda da bir tutulma şeyi var. Bunda bir patlaklık yaşadı. Anlamadım. Biraz tasarımı göreceli. Dizel gelmedi bu. Dizel gelmedi. Dizel gelseydi belki de filoların ve insanların tercih edebileceği bir otomobil olabilirdi. Benzinli geliyor, atmosferik geliyor. Biraz o konuda ekşide kaldı. Kapısı falan bayağı büyük ha. Kapısının büyük olması güzel yani. O da malzeme kalitesi falan yumuşak. Kesinlikle söyleyebilirim yumuşak. Güzel araba. Ben beğeniyorum. Şahsen iç tasarımı falan filan gayet güzel. Tabii beğenmeyen çok olacaktır. Dediğim gibi bir alt kasası çok daha güzel, çok daha hoş, çok daha hem de dizel. İşte dizel olduğu zaman ben dizelci değilim ama onun dizel olması benim için bir ön plan. Burada da bir Cerato var, yazısı var. Arkası topları falan gayet güzel. Güzel araba. Bakıyorum da bunlara çok Araplar biniyor ülkemizde. Arapların bindi bak. Arkalar kampana abicim. Cerato. Bunu yapma işte. Kampana yapması gayet kötü olmuş. Yani bu da abi 4 disk olacak arabada. 4 disk olacak. Ben onu bilmem. 4 disk olacak abi. 1998, 2001, 2002 Volkswagen'lerin arabalarında 4 tane disk var. Şimdi Egea alıyorsun. 2023 model arkalar kampana. Çok önemli bir detay mı? Değil ama benim için artık bu saatten sonra o detaylı. Şurada da bir Sportage'imiz var. 1.6 TDGI benzinli arkadaşlar. 7 lira DCT otomatik. 1.910. Şimdi bu arabayı mı alırsın? Tiguan mı alırsın? Bir kafa işareti, bir soru işareti yaşıyor insan. Bu araba da güzel ama yeni kasa Tiguan'da gayet güzel olmuş. Şimdi Tiguan'ın videosu da var zaten kanalımızda arkadaşlar. İzlemeyenler onu mutlaka eski videolarımızdan izleyebilirler. Gayet güzel bir araç Tiguan'da ama Sportage'de kesinlikle Türkiye'mizde farklı bir pazarı var. Farklı bir kitlesi var. 98'den beri, 2000'den beri o Sportage'ler var ya 2005, 2006, işte 2011, 2013, 14, 15, 16 o kasalar farklı bir binicisi var. Farklı bir kullanıcısı var. Şimdi Tucson'cunun kullanıcısı farklı, Sportage'in farklı, Tiguan'cının tamamen farklı. Ama bu Tucson'la Kia Sportage bir rekabet halinde. Rekabetli git gel yapıyorlar. Ama bence Sportage'in tasarımı, iç tasarımı, dış tasarımı, iç özellikleri, dış özellikleri gence Tucson'a göre biraz daha bir tık fazla olduğunu düşünebiliyorum. Daha şık olduğuna, daha sportif olduğunu düşünebiliyorum. Bilmiyorum. Ama Tucson'un da kötü bir araba değil. Tucson'un da. Yuvarlatık, yuvarlak kımsı hallerini ben beğenmedim yeni kasanın ama şu an makyajlandı Tucson. Belki onun videosunu da çekeriz arkadaşlar. Makyajlandığı için de gayet çok şık, sert bir duruşu oldu Tucson'un. Arkadaşlar 1.910 liraya siz bu arabayı alır mıydınız? Yorumlara yazın. Tabii güzel araba arkadaşlar. Kötü bir araba değil kesinlikle. Buraya baktığımız zaman da bu da bununla bunun arasında 2.930 mu diyor? Bu neymiş ya böyle? 1.6 neymiş bu? 6 ileri diyor. Hibrit diyor. Ha bu kadar fiyat fark etti mi ya? Bu kadar fiyat bence çok. Çok fark etmiş arkadaşlar. Çok fark etmiş. Bak burada 1.910 kaçtı? 1.910 1 milyon fark var. 1 milyon 20 bin lira fark var. Soru işareti. Tabii bizim bunun da kullanıcıları var. Bunu hibrit olarak kullanan arkadaşlarımız, kullanan insanlarımız, vatandaşlarımız var ama 1 milyonluk fark verilir mi? Ben vermem. Ben vermem arkadaşlar. Yorumlara yazın. Arkalarda koltuk kısımlarımız da var. Sportage'de biliyorsunuz. Gayet güzel. Tasarımı falan gayet güzel. Burada da Cerato'muz var. Abi şu Cerato'nun da arka duruşu falan çok iyi ya. Ülkemizde var ya bu araba böyle bak. Ülkemizde var da biraz daha ekonomik sıkıntılar var tabii. Biraz daha ekonomisi iyi olan bir yer olmuş olsak biz bu ülkede ben bu araba binerim abi. Bunlara binilir abi. Bunlar 3.0, 2.0 dizel binilir abi bunlara. Ama 1.6 L4x4 diyor la bu. Oha. Bu arabanın da 1.6'sı var mı? Kaldırır mı ya bu kasayı 1.6? Şaşırdım şu an. Ben bunu 2.0 falan zannediyordum. Bu arabayı binen de var ülkemizde. Gerçekten bu arabayı kullanıcısı biliyor. Bu arabayı kaç sene öncesinde İlkay Zaman vardı.
Amerika videosu. Onda görmüştüm bu arabayı. Ya diyordum bu nasıl bir araba diyordum. Düşün yani sene 2019-2020'dir belki ya. 3-4 sene öncedir bilmiyorum, tahminlerim o şekilde. Dedim bu araba nasıl bir araba ya falan, 10 numara falan diyordum. Daha ülkemize yeni geliyor, hesabını siz yapın. Tabii daha önce de gelmiş, 2022'de falan vardı bunlardan da. Güzel araba. Güzel araba. Gerçekten jipe bindiğinizi silebiliyorsunuz. Güzel araba. Ama ülkemizde çok fazla tercih edilmiyor. Hem motorundan, hem su olmasından, hem vergisinden. Bu sebeplerden dolayı bu araç tercih çok edilmiyor. Biraz daha ekonomik sınıfta araçlar tercih ediliyor. Burada da 3 milyon 400 bin TL'lik bir fiyatımız var arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Sony'ye geçelim. Sony'nin fiyatlarına da bakalım. Kia bayi videomuzu yavaştan bitirelim arkadaşlar. En azından Kia bayi videomuza böyle gezmiş olduk. Şöyle gördüğünüz üzere 1.4 benzinli otomatik 6 ileri 114 bin liralık bir fiyatı var Kia. Stonic Cool paket arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bu da rengiyle gayet, ön park sensörleri falan var. Arka park sensörleri var. Arkalar disk mesela, bak önemli detaylardan bir tane. Serato'da yok. Olmamış. Serato'da yok. Bu arabayı da beğeniyorum. Bu ülkemizde de bu araba tutuldu yani gerçekten, hem B SUV olarak tutuldu. Ama şimdi o arabayı almak yerine insanlar ne yapıyor? Gidiyor Taygo alıyor. T-Cross alıyor. Yani 150-200 milyarlık bir fark var. Onu da değerlendiriyor insanlar. Değerlendirilmeyecek gibi değil yani. Kafa soru işareti. İşte böyle gezdiğiniz zaman kafanız allak bullak oluyor arkadaşlar. Kafanız allak bullak oluyor. İnsan kapışıyor ama bu araba da güzel bir araba. Bu arabayı da kullandım ben. Şanzımanı olsun, yürüyüşü, sürüş fonksiyonu falan filan. Araba 180, 190, 200'e falan görüyor. 200'ü görmedim, 180, 190 görüyor diye biliyorum. Videolarını YouTube'da gördüm. Güzel araba bak. Buraları biraz sert ama. Oh bayağı sert. Bayağı sert ama. En azından kesinlikle tercih edilebilecek bir araçlardan bir tanesi. Kötü bir araba değil. Aracın hem tasarımını, koltuklarını beğendim. Arkadaşlar bugün de Kia bayisini beraberce gezmiş olduk. Umarım güzel video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.